Evet sevgili izleyenler, bugün Kent Meclisi, Zeytinburnu Kent Meclisi Kadınlar Konseyi'ndeki ikinci kurs günümüz ve Nilgün Hocam bugün önlüğünü de takmış ve sergimizi de hazırlamış, küçük bir sergi. Evet. İlk ikinci ders olmasına rağmen, ilk günün olmasına rağmen. Hocam tekrar günaydın diyelim, güzel bir sabah. Günaydın. Sizlerle ve hanımefendilerle buluştuk. Evet. Herkes makinesine oturdu, tezgahının başına geçti. Siz de hemen önlüğünüzü taktınız, o patchwork çalışmalarıyla süslemiş olduğunuz. Onu da anlatalım, onu da unutmayalım. Ben hatırlatacağım size. Burada küçük bir sergi görüyoruz Sayın Hocam. Bu sergiden bize biraz bahseder misiniz? Ben Sayın konuşurken hocam? Maskemi bir... Çıkarabilirsiniz tabii. Çünkü mesafemiz var. Orada ben uzak durduğum için. Buradaki gördüğünüz eserleri ben kendi çalışmalarım zaman içerisinde yaptım ama hepsinde bir yaşanmışlık ve ruh var. Kısaca bahsedeyim size. Burada gördüğünüz runner örtü benim ben doğduğumda annemin bana işlediği yatak örtüsünün nakışlarını ben çıkartarak böyle bir örtü de değerlendirdim ve o nakışları hayatıma dahil ettim. Bir de anlamda geri dönüşüm yapmış oldum. Yani çocukluktaki kullanmış olduğumuz bebek örtüsünün nakışlarını bugün halen yaşatıyorsunuz. Bunu görme şansımız oluyor. Devam edelim hocam. Yine güzel burada gördüğümüz bu mor örtü de benim öğrenciyken başladığım ama çok uzun süre yapmaya ara verdiğim fakat işte son zamanlarda bitirdiğim katedral penceresinin farklı bir versiyonu olan bir çalışma. Makinede yorganlandı ve çalışma da makinede yapıldı. Sadece şu kısımlar elde yapıldı. Burada gördüğünüz bir malzeme çantası. Benim dikiş malzemelerimi koyduğum, kendi yaptığım şöyle bir çanta. Ön tarafını gösterdim Sayın Hocam. Oradaki şöyle, desen ve renkler çok hoş. Gösterelim. Tabii ki çantanın fonksiyonelliğinin yanında dış görünüş ve yedi tane de gözü var çantanın. Her bir göze malzeme kurulup, malzemelerinizi koyabiliyorsunuz şöyle. Kırk yama. Evet. Yani çalışması için kendisi de 40 yamanın ürünü olan bir çanta. Evet. Ben tabii hani amaca uygun olarak dikiş figürleri içeren kumaşlar kullandım. Fakat farklı kumaşlar kullanarak farklı amaçlar içinde bu çanta seyahatlerimizde kullanabiliriz. Evet, kullanabiliriz. Çok amaçlı bir çanta. Evet, burada makaslık kalemlerimizi koydunuz. Kaldıralım hocam onu isterseniz bir daha. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu normal bir kaşıklık gibi de kullanabiliyoruz. Kullanabiliriz. Evet. Şurada gözlükleri var, mini cepleri diyeyim şöyle. Buralara da işte cetvelimizi, kalemlerimizi, teyel sökücülerimizi, onları koyabiliyoruz. Aletlerimizin tümünü kullanabiliyoruz. Evet. Burada bir iğne. İğne dernek var. Evet, iğnelerimizi koyduğumuz. Bugün çalışmalarımızda bunu da yapacağız. Şöyle göstereyim. Hocam bu hangi maksatla günlük hayatta kullanılabiliyor bu örtü? Bir şeyi var mı, fonksiyonu var mı? Ya masanın üzerine şömen gibi, runner gibi kullanabiliyoruz bu örtüyü. Ya da olarak da hani pano olarak da duvara ısıp o şekilde de tabii biliyorsunuz eskiden böyle köy evlerimizde duvar halıları vardı. Filmler asılırdı. İçinde ceylan resimleri falan. Evet. O amaçla da sergilenebilir. Çok evimizdeki diğer mobilyalara ve eşyalara bir aksesuar olarak kullanabiliriz. Evet. Bir kravat var hocam o da ilginç. Bu da dikiş figürü. Yine benim çalışmalarım, derslerimde ve workshoplarımda kullandığım bir şöyle göstereyim. Çok güzel. Kravat formunda tasarladığım bir dikiş figürü. Buraya da yine makaslar, işte gerekli malzemeler, iğneler. Şunlar iğne derliktir. Şöyle iğneler, mezuro hepsini burada bu figürde kullanabiliyorum. Ve günlük hayatta da bir aksesuar olarak ekleyebiliyoruz. Evet. Çok şık, çok güzel. Evet. Hemen ondan bahsederken üstümüzdeki önlükten de bahsedelim mi hocam? Buraya? Evet, benim yakınlaşmışken. Evet, tamam, bu da yine çalışmalarımda, derslerimde, workshoplarımda kullandığım
üzerinde dikiş figürlerinin yer aldığı bir örnek. Ben aynı zamanda şurada kuşaklarını da göstereyim. Ödemiş'in iğne oyalarını kullandım. Yani farklı materyalleri bir arada kullanmayı seviyorum. Gönderelim hocam. Evet, şöyle göstereyim size. Kuşaklarda, bunlar da izleyicilerimize fikir versin. Şurada, evet, şöyle göstereyim. Bu şekilde kullandım. Örneğin. Yani örneğimiz de basit değil, o da bir sanat eseri, o da evet, kendi tasarım içeriyor tabii. Omuzunda bir süsü evet, var hocam, bir kelebek görüyorum. Evet, kelebekler var. Buyurun hocam, devam edelim. Kırpyama benim için aynı zamanda bir sanatın ötesinde yaşam tarzı. Ben günlük hayatta kullandığım diğer ürünlerde de kırpyama tarzını yansıtıyorum. Hatta şöyle diyebilirim, yaptığım yemeklerin süslemelerinde bile kırpyama motiflerini kullanıyorum. Burada gördüğünüz benim notlarımı aldığım bir defterim. Bunun kapısı. Dik tutun hocam, ben önünü. Pardon? Dik tutarsanız. Şöyle hazırladığım bir. İzleyicilerimiz o. Evet. Kumaşın desenini görsünler, renklerini. Evet. Biraz daha yakından burada. Yine içinde kullandığım kitap ayraçları şöyle göstereyim ya da şöyle tersini çevireyim, daha belli olur. Aynı kumaştan elde edilmiş bir takım gibi, evet, hem evet, kabı hem de ayraçları. Ve kalemlerimi koydum, kalan kumaşlardan yaptım bir kalem. Çok güzel. Burada gördüğünüz Atatürk panosu. Süper hocam, böyle bize doğru evet, isabet. Atatürk'ün söylediği bir sürü söz var tabii ki bizim gelişimimize katkıda bulunan. Ben de onların içerisinden seçmeler yaparak resimleri ve sözleri kumaşa basıp Kırkyama'da seminol tekniği dediğimiz tekniklerle sözleri ve resimleri birleştirdim. Yine yorganlamalar da makinede Nuriye Kozik tarafından yapıldı. Sözleri şu an alıyorum hocam. Evet, isterseniz okuyabilirim de. Okuyun hocam. Evet, bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlarına nasıl muamele ettiğine bakın. Öğretmenler bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksulsa tam bir hayata sahip olamaz. Kadınlarda süslenme ışıkla, bilgiyle, kültürle ve faziletle olur. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Liderlik halkı ayrıştırmak değil, kaynaştırmak ve bir arada tutmayı başarmaktır. Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür. Eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi seçin. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Böyle bu şekilde sonbahar renklerinde hazırladığım bir pano. Yine az önce değinmiştim, Kırkyama benim için bir yaşam tarzı diye. Şöyle benim içtiğim kahve termosumun içindeki bu figürlerin yapımı da bana ait. Şöyle bana doğru döndürürsen hocam, süper hocam. Bu figürler ve içindeki resimleri daha iyi anlayalım diye. Evet. Çok şık, çok güzel hocam. Yani kahve içerken de bir evet, ayrı bir sanat ve keyif evet, almakta. Evet, 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 evet. Burada da yine dünkü dersimizde yaptığımız malzemelerimizi koyduğumuz çantamız, tekrardan üç gözlü çanta. Hı-hı. Onun daha küçük ölçülerde hazırlanmış küçük bir mini versiyonu. Evet. Yine bununla takım olan makaslık,
şöyle göstereyim. Ve iğneden mi? Yine bir çanta. Yine burada da bir çantamız var. Bu da Antep'in el dokuması kutlu kumaşından yaptığım. Şöyle 3 tane gözü olan bir çanta. Yine burada da bu çantanın yapımında dikiş paylarından artan kumaş ve ipliklerle yaptığım fermuar ucundaki aksesuar. Çok güzel. Burada da seyahatlerimizde kullandığımız bir iğne dernek. Japonların origami sanatı vardır kağıtta. Onu kumaş versiyonu, evet, kumaşa uygulayarak yaptığımız. Daha kalıcı ve belki de daha uzun yıllar insanlığa girebilecek bir sanat. Evet. Tabii bu sanatın herhalde ilham kaynağı origami değil ama hani değil, anlaşılsın tabii diye söylüyoruz. Yani kullanılan tekniklerden bir tanesi. Çünkü bir sürü teknik var. Yaptığımız bu aslında işlemiz. Bu işi yapan hanımefendi olabilir, beyefendi olabilir. Onların yani kreatiflerini ya da kendi stillerini, kendi tarzlarını ortaya koyabilecekleri çok farklı katlamalar, dikişler ve modellerle karşımıza çıkabilir değil mi hocam? Evet, evet, kesinlikle. Yine burada bir örtü görüyor hocam. Bu sehpa örtümüz mü? Burada sehpaya koyduk ama masada da esas masaya konulan bir örtü. Eskiden çocukluğumuzda bayram harçlıklarımız mendillerin içine konularak verilirdi. Ben de küçüklüğümdeki o mendilleri, bayramda topladığım mendilleri biriktirmişim, kullanmamışım. Demek ki kırk yamacı olmaya o zamanlarda karar vermişim herhalde. Bir mendili çıkarmasa, bir tane böyle içinden açıp, şunlardan çünkü çok güzel desenleri olan mendiller var hocam orada. Evet. Gördüğüm. Bir tanesini açalım, bir örnek olsun. Bunu da çıkartabilirim. Çocukluğumuzda, bayramlarda verilen mendiller. Aslında ne kadar nezaketli bir kültürümüz varmış. Evet. Çocuk olmamıza rağmen ya da çocuk olmasına rağmen parayı direkt çocuğa verilen değer. Değer. Ya da bu bir hem bayramın anılması, hem çocukların sevindirilmesi, hem buradaki geleneklerin yaşatılması çok farklı açılara hitap eden bir yönlü bir konu. Evet. Hemen burada da bir örtü görüyor sayın hocam. Burada da şerit çalışmalarından oluşan, yine benim öğrenciyken yaptığım pineapple, yani ananas modelini kullandığımız hem sınıfımız da gözüksün sayın hocam. Evet, örtü. Öğrencilerimiz yine burada da makinede çalışıldı bloklar. Üzerine ananaslar aplike edildi. Ne kenarlarında da bizim geleneksel kırk yamada ninelerimizin yaptığı küçük muska muska derler onlar. Biz artık onlar tabii o zaman elde tek tek yapıyorlardı. Dinozor sırtı diyoruz ve bu tekniği hiç dikiş kullanmadan sadece keserek ve ütüleyerek metrelerce teknik sayesinde yapabiliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam bu güzel serginizi bizimle paylaştığınız için. Makaslık yapıyoruz. Önce bir düz bir desenle 17'ye 21 kumaşımızı kesiyoruz. Şimdi daha önce 17'ye 21 kestiğim kumaşı kalıp gibi kullanıyorum. Güzel. Seninki kesildi mi Melahat Hanım? Kesildi. Ben de kesmişim zaten. İğneliyoruz. Evet, şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet, iki kumaşı şöyle şu üsttekini alayım. Aynı anda kestim. Şimdi iğnelerimizi alıp
toplu iğnelerimizi. Toplu iğnelerimizi. Ben vereyim hocam. Düz kumaşım, desenli kumaşım yüz yüze kapatıyorum. Kenarları ve köşeleri ve çakışmasına dikkat ediyorum bu arada. Şu şekilde. Kaydı hocam. Şu aşağıda. Şurada yalnız bir şey, fazlalık var. Onu hemen alalım. Böyle şekilde. Şimdi şöyle burada da var. İğneliyorum. Şimdi önce kalemle göstereyim. Dikeceğim. Yalnız bunu çevirmek için şöyle bir pay bırakıyorum. Şu iki çizgi arasını dikmeyeceğim. Onun haricinde kalan yerleri dikeceğim. Evet, şimdi size burada biterken bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Kesilmedim. Kesilmedim. Burada daha sonra yaptığımız tekniklerde ve dikiş payı bizim için çok önemli. Makinede dikerken payımız ne kadar olmalı? Hepsini eşit olmalı ki parçaları birbirine birleştirirken sıkıntı yaşamayalım. Onun için de ne yapıyorum? Şimdi ben şuradan dikmeye başlayacağım. Fakat ipliğimiz de beyaz olduğu için, pardon, şurada ben şey yapayım da onu da yine dikeriz. Tersinden göstererek size daha iyi. Ay kelimeye kadar bak, o da bir yerden. Ben tülleri getiririm hocam, bir sürü tüllerde şey var öyle, objeler var. Biz kelebekleri kendimiz de yapıyoruz. Bu az önce bahsetmiştim, Japonların origami sanatını, kağıt sanatını kumaşa uygulayarak uçar kelebekler yapıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben origami'ye azıcık benzettim. Hani çocukken böyle evet, yazar gibi yapardım. Böyle bir şeyler yapardık. Sanki şey, onun tarzı gibi oldu. Hırsız polis hakim. Şey, bir şeyler yani işte artık eşine. Şimdi dikiş payını nasıl hep eşit bırakacağım? Bakın, makinemin baskı ayağını şöyle gösteriyorum, iç tarafı var. Hı-hı. Makinemin baskı ayağının iç tarafıyla kumaşımın kenarının paralel ilerlemesini istiyorum. Bakın şimdi şöyle baskı ayağını indirdim. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Arkadaşlar baskı ayağının iç kenarı gösterdim. Görüyoruz değil mi hepimiz? Evet. Bu kenarla kumaşımın kenarı bakın paralel gidiyor. Görebildiniz evet, mi? Evet. Tamam, bunu hani zamanla yaptıkça uygulamalarınızda ben de bakacağım, yardımcı olacağım size. Yapacaksınız. Şimdi ileri geri yaptım. Bu da arada takılıyor. Yok, bunun ileri, onda bir sorun var. Bu makinenin. Evet, tek... ben de zorlandım. Şimdi şu şekilde, bakın, dikiş payı hep aynı olmasına dikkat ederek. Şimdi iğnemi batık pozisyonda bıraktım. Baskı ayağımı kaldırdım. Kumaşımı çevirdim. Tekrar dikişime devam ediyorum. Yine kumaşımın kenarı baskı ayağımın iç kenarıyla beraber paralel gidiyor. Dikiş de doğru o zaman yapılıyor değil mi? Evet. Şu şekilde çevirdim yine. İğne batık pozisyondaydı. Yani. Tekrar iğnen batık pozisyonunda baskı ayağımı kaldırıp kumaşı çevirdim. Kaynıyor biraz. Evet.
şöyle biraz daha dikişimi sonlandırıyorum çevirmek için. Olanı burayı bırakmak için. Şurayı bir kez daha dikmek istiyorum. Hocam geri gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu diktiğim iki parçayı çevireceğim. Ama yine burada da size bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Şu önce kalan iplikleri keselim. Uçlarını keseceğiz ha? Şimdi buradaki köşeleri çevirdiğimizde köşelerin net çıkması ve orada yığıntı olmaması için şöyle verer kesiyorum. Şu şekilde kes. Şimdi alıyorum. Ütüyü de verecek. Evet, ütüyü de açabiliriz. Zaten bundan sonrası. Şöyle bakın. Çevirdim. Şöyle köşenin muntazam şekilde çıkmak. Çevirirken bakın şöyle yapıyorum. Şöyle köşegen katlıyorum ikiye. Bir daha göstereceğim. Şöyle bakın. Şu düz ya. Hı-hı. Şöyle ikiye köşegeninden ikiye katladım. İki parmağımla burayı tutuyorum ve çevirdim. Şimdi elimdeki tel sökücümle de köşeleri iyice çıkartacağım. Şunu da yapalım. Ben hemen kalemle çıkarıyorum. Kalem sokuyorum hemen böyle çıkıyor. Kalem evet. Ucu çok iyi geliyor. Şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi köşeler net olarak çıktı. Burada da böyle bir kumaş toplanması yığıntı olmadı. Pop, bu da yok. Evet. Şöyle. Tabii tabii şöyle. Tabii. Aha. Bu ayrı. Dikiş tekniğini daha iyi öğreneceğiz. Şimdi ütüleyelim. Hocam Uzunköprü'deki o sergimizi kuran hanımefendiye de bir selam yollayalım mı burada? Tabii ki. Nuriye sizi... Kozik hanımefendi. Ondan bahsedeyim biraz. Az evvel o sergide evet. Aslında bahsetmemiz gerekiyordu ama ben unuttum onu. Evet. Şimdi onu tamamlayalım. Ben kendisine Nuriye abla diye hitap ediyorum. Makinede yorganlama konusunda gerçekten bu konuda duayen bir isimdir. Ve paylaşmayı, bilgilerini öğretmeyi kendisi çok sever. Ben de aynı zamanda onun makinede yorganlama konusunda öğrencisiyim. Zaman zaman bir araya gelip birlikte bana çalışmalarda yardımcı oluyor. Teknikler gösteriyor, ben de uyguluyorum. Benim yaptığım işlerde ve öğrencilerimin yaptığı örtülerin birçoğunu Nuriye abla makinede yorganlamıştır ki kendisi gerçekten bu konuda bir numara. Duayen değil mi hocam? Evet, Türkiye'de. Kesinlikle, kesinlikle. Demek ki biz o hanımefendinin sergisini gezmekle bir evet. Şans kazanmış evet. Olduk. Biz kendisiyle hocam Uzunköprü'de karşılaşmıştık. Uzunköprü'de Uzunköprü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir kültür haftasında. Eski bir manastırın Rumlardan kalma restore edilip evet. İçerisinde bir sergi düzenlenmişti. Biz de oraya katıldığımız için gerçekten çok mutlu olmuştuk. O bahsettiğiniz yorganlama tekniği, evet, evet. Oradaki seccadeler evet, veya evet. Oradaki kırk yama. Ve yurt dışına da çok eser gönderiyorlar ve onun da eserleri hepsi bir ruh taşıyor. O sergi hani gezdiğiniz için hani hatırlarsınız belki. Gerçekten hani o eserleri ben biliyorum.
Hepsinin bir teması var, bir ruh taşıyor. Gerçekten bir, mükemmel. Birkaç eser de sizin var mıydı hocam orada böyle bir katkınız? Yok hayır. O Nuri Abla'nın sadece kişisel kendi olarak kendi açtığı. Benim hani ben ona sürekli görüştüğüm için o evinde de o eserleri ben biliyorum. O açıdan evet. Oradan biliyorum. Çok güzel. Şimdi bu arada yine dersimizde dönersek az önce ütülediğim dikdörtgen parçamı şöyle katladım ve bir ütü izi yaptım. Tekrardan şu şekilde ütüledim. Makaslığım bitti sayılır. Eğer isterseniz aksesuar olarak böyle püskül ve boncuk kullanabilirsiniz. Şurada. Hocam ben bunu hemen kaşıklık yaparım. Evet, kaşıklıkla yapabilirsiniz. Şuraları tabii bakın. Kaşıkları. Çok şöyle söyleyeyim. Şurayı elde bastırıyorum. Elde bastıracağız şu kısmı. Bir de burayı elde bastırıyorum ama elde bastırırken alt katlara dikişin geçmemesine dikkat ediyorum. Bir de eğer evinizde kalmış boncuklar, minik düğmeler evet. Varsa da şuralarda süslemede ve tutturmada kullanabiliyorsunuz. Üç tane cep oldu. Evet, üç tane cep oldu. Kalem için olabilir, değil mi? Evet, makasını koydum en büyük. Gözlük olabilir. Olabilir. İşte şuraya küçük makas. Masada kaşıklık olarak kullanacağım. Evet, masada. Abiye kumaşlarla mesela bir saten ve dantel kumaşlar. Evet. Ve püskülle bir öğrencim yapmıştı torununa. Kaşıklık olarak canlıda çırılabilir. Tatlı o fanteziye bağlı. Tatlı yerken. Evet. Bıçak. Belki bir kıyafette bile bir aksesuar olarak dünkü kullandığınız kravat gibi olabilir mi hocam? Olabilir. Daha farklı bir şey geliştirilerek. Granat andırdığı için aslında değil mi? Kravattan etkilen. Yani kravat tarzı bir şey sanki. Evet. Ya da bir bir fiskos ya da bir yastığın kenarına koyabilir miyim? Koltuğun kenarına kumandaları koymak için bir şey. Onlar var. Var onlar mı? Için hayal ayrıca kumandalar gibi güzel dediğimiz yani. Farklı çalışmalar var. Hocam çok ben güzel bir size diye. Biraz dozunda veriyorum. Doğru. Çünkü adım adım. Şey yaparsan böyle ama çok güzel hocam. Basın anlaşılır. Sanat zehirlenmesi olacak çok güzel. Evet. Ya aynen öyle oluyor. Yani heyecanlanıyoruz da hemen. Evet. Ben de onları yaşadım çünkü. Ben bir de bu arada beni yetiştiren hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ben hocam. İlk dersi Müfide Abra'dan aldım. Müfide hocama teşekkür ediyorum. Sonrasında Birsen hocam, Birsen el tutar. Halen onunla birlikte çalışıyoruz. Onun bende emeği çoktur. Bende çok güzel hayat görüşleri olarak ve bilgi olarak gerçekten mükemmel bir insandır. Beni yetiştirdiği için de Birsen hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel. El tutar. Evet. Çok güzel. Evet, evet. Taşıyor. Evet, bizim elimizden tutarak bizleri yetiştirdi. Birsen hocama çok teşekkür ediyoruz. Biz de size hocam. Çok güzel valla. Yani. Sağ olun, teşekkürler. Dün mesela masa örtüsünü ben hemen hayalimde yaptım. Evet. O peçeteleri de aynı şekilde kullandım. Evet. Mesela o masa örtüsünün yanına da bunu da hemen kaşıklık olarak koydum. Evet. Hayalimde. Evet. Çok güzel. Her şey düşünce ve hayalde başlıyor. Evet. Çok güzel hocam. Emeğinize evet. Sağ olun. Şimdi bir 10 dakika ara verelim. Tamam. Ondan sonra tekrar iğne deldiğimizin yapımıyla dersimize devam edelim. Tamam hocam. Biz hemen şunu yapalım. Tamam. Hemen aklıma şey geldi arkadaşlar. Kaç tane istersin? Tutturuyorum. Çok şeyde az. Evet. Bir de ipliğimi çok fazla çekmiyorum. Yani çekip de büzgülere neden olmasın diye. Şöyle şu şekilde. Bakın.
böyle hani dikkatli yaparsak dikişlerimiz de çok fazla belli olmuş olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu makaslıkla ilgili? Pardon? Bir tane daha tabii ki yapalım. Tabii ki bak şimdi şöyle alt kumaş böyle küçücük aldım. Evet, bir de üstten. Evet, bir daha yapıyorum. Şöyle küçük bir alt kumaştan bir adım aldım. Böyle bir daha eleyeceğim. Bir de üst tarafı. Tamam. Bu tarafı da açabiliyoruz. Evet, o tarafı da bu şekilde makaslığımız tamamlanır. Şimdi arkadaşlar katedral penceresi iğnedenliğimizi yapacağız. Bunun içinde ne demiştik? 20'ye 20 bir düz bir desenli kumaşımızı olması gerekiyor. Şimdi ben burada met setinde 20'ye 20 bir düz bir desenli kumaşı kesiyorum. Onu alın mı istersen şöyle nasıl rahat görülsün. Evet. Bu arada bu kesimi yaparken yine met setimizi nasıl kullandığımızı da anlatacağım. Şöyle. Şimdi öncelikle iki kumaşı yüz yüze kapatarak şöyle üst kenarını düzeltmem gerekiyor. Bunun için de neye dikkat ediyorum? Cetvelimin met setin üzerindeki herhangi bir 90 dereceyle cetvelimin 90 derece köşesini çizgilerle çakıştırdım. Aynı şekilde sol tarafta da çizgiyle cetvelin çakışmasına dikkat ederek şu şekilde kumaşımı kestim. Şimdi ben şu yan tarafı da keselim. Burada yine 90 dereceye dikkat edin. Pardon, şöyle düzelteyim. Burada yine üst kısımda yine yerleştiriyorum. Yan tarafı. Evet, burayı da düzelttim. Şimdi ne demiştik? 20'ye 20. Bunu mezura kullanmadan nasıl ölçeceğim? Şuradaki iki kalın çizgi arası 5 santimi ifade ediyor. Evet. Şuradan şu kalemi alabilir miyim? 4 tane. Evet. 5, 10, 15 ve 20. Aynı şekilde yan tarafta da şöyle kalın çizgiye denk getirelim ki. Şu. Beş, on, on beş, yirmi. Evet, şimdi bunda 90 derecelere dikkat ediyorum. Cetvelimin köşesiyle met setin köşesi birbirine çalıştı. Şöyle kestim. Parçaları alalım. Şimdi
şu ütü tahtamızı alalım arkadaşlar. Bunu mu yapıyoruz? Evet, onu yapıyoruz. İğnelik. Evet, iğnelik. Biraz karışık gibi gözüküyor. Ha, iğnelik biraz karışık gibi. Bakalım şey en sonda söylersiniz. Bakın karışık mı değil mi? Şimdi adım adım beni takip ederseniz karışık değil. Şimdi ben demiştik ki 20'ye 20 bir düz bir desenli kumaş kestik. Bir de 18'e 18 bir karton parçası kalıp olarak keselim demiştik. Onu da hazırladık. Şimdi şöyle önce bir ütüleyelim. Ütü takılmamış galiba. Ütüleme sıklığı var. Onu dişini takalım mı? Niçin çıkarttılar? Şu... evet. Şöyle. Onu şuradakine tak... bakarsak daha iyi olmaz. Burada da var. Bak diş bilmiyorum. Masanın altında daha rahat olacak orada. Şöyle kartonumu yerleştirdim. Şimdi bu payları, kalan payları kartonumu kalıp olarak kullanarak içe doğru ütülüyorum. Dört bir kenara da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi aynı işlemi diğer parçaya da uygulayacağım. Şimdi burada kalıbını çıkartıyorum şöyle. Karton mu bu? Evet. Bu da eve gelen davetiyeler veya gömlek içinden çıkan kartonları kalıp olarak kullanabilirsiniz. Yani ayrıca ben kırtasiyeden aldım. Almanıza gerek yok. Şöyle tekrar şöyle düzgün ütülüyorum. Evet. Şöyle bunu işim bitti. Şimdi yine de aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle koyalım. Yine kartonumu yerleştirdim. Payların yanlarda eşit olmasına dikkat ederek şöyle ütülüyorum. Thank you.
diyebiliriz. Bu arada biriniz bana pembe veya beyaz iğne iplik geçirebilir mi? Benim iğne hazır durum değil mi bak? Ama olsun. Başka yok. Tamam mı? Melahat abla geçmiş. Geçmiş var ya, üstünde bir kişi başka yapmak istedim. Tamam ben geçireyim. Bana sen kolay gelin. Bak neler çıkacak. Şimdi Meryem arkadaşımız şimdi buraya bakalım ne yapacağım. Evet, şöyle karşılıklı köşeleri iğneyle tutturacağım. Önce şu şekilde. Zarf gibi. Şu bir saniye ütüleyelim şöyle. Ben basayım. İşte, bunu da aynı, bunu mesela tutturduktan sonra ütüleriz. Şey yapalım, bunu kapatayım. Evet, yan tarafı alalım. Şunu da. Makine. Makine yok artık. Bundan sonraki aşama, evet, elde. Devam ediyoruz. Şimdi burada iki kat yapalım iğnemizi. Balmumunu rica edeyim. Şimdi biz benim masada ha. El dikişlerinde ipliğimizin düğümlenmemesi için önce balmumundan geçiriyoruz. Hem ipliğimiz mukavemet kazanıyor hem de düğümlenmesini önlüyoruz. Püf noktalar var. Çok önemli. Evet. Şimdi geldin şuraya kadar takıldın. Evet. Düğüm oluyor. Şimdi düğümümüzü açalım. Evet. Şimdi şöyle bakın. Düğümü gizleyerek şuradan köşeye getiriyorum değil mi? Tam ucundan tutturdum ve karşı köşeyi de tutturuyorum şöyle. Ve bir iki kez iki karşı köşeyi sağlamlaştırıyorum. Evet, üst üste bindirmeden karşılıklı olarak dikiyorum. Bunları bizim sayfamızda görebileceğiz mi? Evet, şey Şükrü Bey ayrıntılı olarak çekiyor. Çok yani iyi oluyor biliyor musun? Evet. Unutuyorsun yani. Kesinlikle zaten hepsini birden aklımıza tutmamıza imkan yok. Şimdi bu diğer köşeyi de ekliyorum. Biraz ölçüleri keserken kaydırmışız hı-hı herhalde. Yani ona dikkat edersek tam 20'ye 20 olmasına o sorunları da yaşamayız. Şöyle üçüncü köşeyi de tutturdum ve dördüncü köşe. Bu şeye benzer. Kağıttan yapardık, kıvırırdık. Tuzluk. Tuzluk. İçlerine de bir şeyler yazardık. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bunları tuttururken alt parçaya tutturmamaya dikkat ediyorum. Yani şu evet, boşluğu muhafaza etmemiz gerekiyor. Ve ikinci aşamada bakın şimdi bunu ters çeviriyorum. Şu az önce diktiğim yer. Bunu ters çevirip aynı işlemi tekrar edeceğim. Şu şekilde. Yine bunları dikelim. Ondan sonra ütüde yine gösteririm size. Şimdi şöyle
O zaman arkadaşlar, sizden de rica edeyim, bir kişi de şunları tuttursun, şu dört köşeyi. Ben de diğer şuraları tutturalım, tamam mı? Zamandan kazanalım. Evet, o karşılıklı dört köşeyi tutturalım. Şu şekilde. Aşağıda, şurada yapalım ben. İki hem hoca hem siz. Evet. Şimdi yine tekrar edelim. Ne yapmıştık? 20'ye 20 kumaşımıza 18'e 18 karton kalıbımızı koyduk. Payları içeriye doğru ütüledik. Dört köşeyi karşılıklı tutturarak ütüledik ve böyle bir şekil elde ettik. Tersini çeviriyorum. Şimdi yine buradaki düğümümü gizleyerek karşılıklı köşeleri tutturacağım. Evet. Bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. İki tane düz kumaş kesmemiz gerekiyordu ama eğer böyle çalışırsak da yine devam edelim. İsterseniz böyle bir çalışma tamam, ortaya böyle çıkacak. Olsun, böyle olsun. Normalde 20'ye 20 iki tane düz kumaş kesmemiz gerekiyor. Biz zaten bunu yapmıyor muyuz hocam? Onu yapıyoruz da şurası da aynı renk olması gerekiyordu. Öyle farklı değil. Köşeler aynı olacak. Evet, stil çıkmış oldu ortaya. Evet. O da bir tarz. Benim de burada kumaşım yetmemişti. Böyle bir şey çalışmıştım. Burada da aynısı oldu. Evet, aynısı oldu. Şartlanma oldu. Güzel bir şey çıkmış. Evet. Evet. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bazen kırklayamada biz hiçbir şey, bir şeyi yanlış kessek bile güzel ziyan etmiyoruz. Neden ziyan olmuyor? O şey yanlış kestiğimiz parçalar işte bunlardan ne yapabilirim düşüncesiyle yola çıktığımızda gerçekten hiç hayal etmediğimiz tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu da bu sanatçının başka bir güzel yanı. Tabii. Hiçbir şey yani yanlış kessek de ziyan olmuyor. Hocam az evvelki ders arasındaki molada Nuriye Kozik Hanım'a da ulaştık. Evet. O da güzel bir, bence bir konuşma, güzel bir görüşme oldu. Evet, çok ben, güzel. Ben çok mutlu oldum kendisini bir kez daha telefonla da olsa evet, görmeye. Size sürpriz yaptım. Teşekkür ederiz. Görüntülü, evet. Aslında bu, bizim bu konuya olan ilgimizin bir tezahürü ya da işte evet. Bir örneği oldu. Hı hı. Bence o da güzel bir görüşme oldu şu açıdan. Belki de Nuriye Hanım'ı da bu derslerden birinde misafir edebileceğiz. Belki de bir sergiyi evet. Burada organize edebilirse kuracak ve onu da izleyebileceğiz. Evet. Bu sadece sizi, bizi bir de öğrenci değil, belki de tüm Zeytinburnu'ndaki sanat severleri, bu konuya ilgi duyan insanları bir araya gidecek. Güzel bir aktivite olacak diye evet, Nuriye abla da az önce de söylediğim gibi paylaşmayı seven, bilgisini kendisine saklamayan gelecek nesillere de aktarımı için elinden geleni yapan bir hocamız. Gerçekten bu konuda çok değerli. Hem sanatı açısından hem kişiliği açısından. Biz de sizi hocam bir gün inşallah öyle ararız. Ben bizim Karadenizler Derneği'nde makrumu hocamla ve bilgiyi paylaşanlara dikkat ediyorum. Onlar unutulmuyor ve hep iz bırakıyor hocam. Bir bilgi paylaşıldıkça hocam, zaten yeni bilgiler geliyor size. Bir de Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Ben onu çok severim. Bilenin bilmeyene borcu vardır. Çok doğru hocam. Hangi konuda neyi biliyorsak doğru, bizim faydamıza olan şeyleri kesinlikle başkalarıyla da paylaşmamız gerekiyor. Doğru. Bilenin bilmeyene borcu vardır. Güzel yani. Vallahi çok güzel hocam. Ben kendi adıma diyeyim çok mutlu oldum. Hocam bunu pardon. Bu kalsın böyle değil mi? Ora bir şey sokacağız. Evet püskür. Aha. Şimdi diğer parçaya da aynı işlemi uyguluyorum. Karşılıklı yine köşeleri birleştireceğim.
Hocam ben böyle çok aralara giriyorum ama. Tabii ki ama bu arada tabii çalışın, faydalı bilgi bizlere evet, soru sorup yani şey yapabilirsiniz. Bilgilerimizi paylaşmak tabii açısından ki. O söylemiş olduğu söze binaen ben de birkaç cümle konuşmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi normalde ben bir iktisatçıyım hocam. Yani benim esas ihtisasım, benim uzmanlık alanım iktisat, ekonomi. İktisatın tanımı dünyadaki kıt kaynakların en verimli bir şekilde kullanılması demek. Evet. İktisat demek, ekonomi demek. Bu çünkü dünyadaki hiçbir kaynak sonsuz değil. Bunu işte hava, su, petrol ya da işte ormanlar, madenler, birçok aklınıza gelebilecek her şeyin bir sınırı var. Evet. Bunları iktisat olarak en iyi verimli şekilde kullanma sanatı, bizim sanatımız. Bu anlamda kumaşların da bu şekilde kullanılması ya da işte giysilerin belli bir süre kullanıldıktan sonra tekrar aynı kumaşlarla başka insanlara faydalı olacak olan nesnelere dönüşmeleri de aslında bir nevi bir iktisat dersi hocam. Bir evet. İktisat konusu. Kesinlikle. Yani biz şunu da ütüleyelim. Şu parçaları dahi topluyoruz. Bunları ziyan etmiyoruz. Çünkü hiçbir şey çöp değildi aslında değil mi hocam? Hayır değil. Geri dönüşüm olarak bunları da kullanıyoruz. Bu hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine bir katkıdır yaptığımız iş, sanat. Tabii aynı zamanda. Şimdi iki tane de 5.5'a 5.5 kare keseceğim bu kumaşlardan. Şimdi ben biraz şu iki parçanın birleştirilmesini çıkma dikişini size göstereceğim. Meryem Hanım siz ona devam ederken ben de diğer iki parçamızı keseceğim, tamam mı? Tamam. Şöyle ipimi yine çıkart yaptım. Hocam ben tabii ki buradaki teknikleriniz çok hoş, çok güzel. İşte bunların kesilmesi, dikilmesi, işte kumaşların desenleri, evet. İşte diğer kartonlara, aksesuarlarla birlikte kullanılması. Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bazen eşimin ya da annemin artık bu yatak örtüsü çok eskidi ya da bu nevresim çok kullanıldı ya da işte bunun yırtıkları var dedikleri zaman hemen aklıma bir iktisatçı olarak bunu çöpe atmak ya da böyle yakmak yerine nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başlıyorum. Evet. Mesela böyle bir polar bir yatak örtüsü, böyle işte bazen tüylenir ya o. Hı hı, mesela evet. Onu kullanarak bir damacana örtüsü yaptım. Mesela suyu güneş görmemesi için. Evet. İşte toz topraktan daha korunaklı olması için. Evet. Ya da bir başka örtüyü yapmış olduğumuz piknikte bir piknik örtüsüne döndürdüm. Kimisi evet, kenarları da zaten böyle dikilmiş ya da kesilmiş hazır oluyor. Evet. Aslında her şey bir kullanıldık yerden sonra da bir başka yerde çok rahat kullanılabiliyor. Evet, ben şöyle ifade edeyim. Polar bir atkı diyelim ya da yatak örtüsü kullanıldı. Bir de pazen gömlekler vardı, onlar da kullanıldı. Onları biz küçük kareler halinde kesip bir teknikle birleştirip o eskiyen polar ve gömlekler yaşamlarına, yeni yaşamlarına televizyon karşısında üstümüze alacağımız şekerleme örtüsü olarak devam ediyorlar. O şekilde değerlendiriyoruz, kullanıyoruz. Ya da üşüdüğümüz zaman sırtımızı asacağımız evet, bir şöyle, örtü olarak da kullanabiliriz değil mi hocam? Evet, evet. Burada tamamen bizim hayal gücümüze bakıyor bu iş değil mi hocam? Evet. Bunu ne kadar hayal edebilirseniz ya da zekanızı bunu ne kadar yorarsanız çok çok farklı yerlerde işe yarayabiliyor hocam. Evet, o da zaten şöyle gelişiyor. Siz hep ürettikçe, yaptıkça tabii ki aynı şeyi yapmak olmaz. Her seferinde diyorsunuz işte buna ben farklı nasıl bir özellik katabilirim? Kendi yorumunuzu katıyorsunuz. Çok farklı objelere dönüştürebiliyorsunuz. Zaman içerisinde ürettikçe bunlar zaten kendiliğinden oluyorlar. Ben pembe kumaşlarınızı rica edebilir miyim? Ben getirdim hocam. Pardon, tamam. Tamam, üstüne de koymuştum ama.
şu düz kumaştan. Bu böyle mi hocam? Aslında hocam yine ben bir konu daha açayım. Buyurun. Belki bir fikir olur ya da bir yere varırız. Hocam, biliyorsunuz hocam her peygamberin bir mesleği var hocam. Evet. Yani bizim bildiğimiz kutsal kitabımızda. Bu yapmış olduğumuz iş de bana Hazreti İdris Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Yani terzi, terzi değil mi? Aslında bence evet. Bir kutsal yönü de var diyebilir miyiz hocam bunu? Evet, var. Kutsal bir meslek aslında evet, değil mi hocam? Tabii ki, tabii terzilik. Ya benim... Bir peygamberin mesleğini burada biz icra ediyoruz aslında, doğru mu evet, hocam? Evet, rahmetli babam da erkek terzisiydi. Ben ilkokul 3. sınıftan beri dikişin içerisindeydim. Ben ilkokul 3'e giderken erkek ceketlerinin iç tarafına konan kıl telalar koyardı babam. Onların göğüs kısımlarının işlemesini ben kendim yapardım. Ablam da bol tellerini alırdı şeylerin, ceketlerin. Ve biz o şekilde yetiştik. O zamandan patchworkçüymüşsünüz. Hem bir baba mesleğini yaşatıyorsunuz hocam. Evet. Hem de bir peygamber mesleğini icra ederek evet. Bence büyük bir hani kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz hocam. Evet, yapmaya çalışıyorum tabii ki. Aslında hocam mesela barınmak, güvenlik gibi hani bu insanın en asli ihtiyaçlarından sonra hemen ısınmak ve evet, giyinmek gibi hocam. Yani evet. Belki biraz karnımızı doyurduktan sonra hadi bakalım. Evet, barınmak, giyinmek ve... Değil mi hocam? İlk sıralarda aslında evet, bu. İlk üçte meslek, yer alıyor. İlk üçte. Evet, bunları ilk önce o ilk üçe giren özellikleri temin ediyoruz. Ondan sonra diğer şeylerimizi evet. Yapıyoruz. Günümüzdeki gençlere sorsak belki ilk üçte bir Android cep telefonu, evet. Bir hat ve bir... İnternet belki de ilk üç ihtiyaç sırası, evet. Tablet, Android, telefon ya da işte internet olması ya da işte GSM'e bağlı olacak. Ama buraya baktığımız zaman mesela bugün de hocam mesela bu pandemiyle beraber aslında evimizde de yani bu boş vakitleri faydaya çevirecek ya da dolu zamanlara dönüşecek bir aktivite olabilir değil mi hocam? Evet, ben şöyle düşünürüm. Her krizi bir fırsata çevirmek bizim elimizde. Bu tamamen sizin bakış açınıza bağlıdır. Olaylara hangi pencereden baktığınızla ilgilidir. Geçtiğimiz işte 3 ay evde kaldık bahar döneminde. Ben kendi adıma mesela hem yarım kalan işlerimi tamamladım hem de evimin penceremin önünde sebze yetiştirdim. Yani küçük saksılar içerisinde ve hiçbir zamanda sıkılmadım. Yani zaten hani boş vakit diye sıkılmak diye lügatında öyle bir kelime yok. Bunu çok güzel bir şekilde ve bu sergiye hazırlanarak, pardon geçtiğimiz günlerde biz Her Şeye Rağmen Sanat adlı bir sergi yapmıştık 3 öğretmen arkadaşımızla. O serginin çalışmalarını hazırlanarak geçirmiştim. Aslında her şey bir fırsat olabilir bizim. Kesinlikle her kriz bir fırsata dönüştürmek bizim elimizde. Aslında burada da şu sonucu oluşuyoruz. Yani çalışmak, üretmek, evet. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek. Yani kendimiz için hem de olacak. Tüm insanlık için. Hı? Şimdi bu iki tane parçayı birbirine ekledik. Yine şuna iplik geçirelim arkadaşlar. Bu işinizi görürse hazır hocam. Ha tamam oldu. Bu arada öğrencilerimiz de çok istekli. Ne diyorsunuz hocam? Öğrencilerimizi nasıl buldunuz? Gerçekten ben bu işin icraatını da bir ekip işi olarak görüyorum. Ben bilgimi paylaşıyorum. Karşımda böyle heyecanlı, istek dolu öğrenciler gördüğüm zaman benim motivasyonum daha fazla artıyor. Çünkü bu sefer benim de isteğim artarak ben öğrencilerime şunu da öğretmeliyim, bunu da yaptırmalıyım diye araştırmalara evet geçiyorum. Gerçekten onlara da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel çalışıyorlar, çok istekliler. Bu arada Gülmen Hanım'ı da anmadan geçtik. Evet tabii ki onu söyleyeceğim. Buradayım ama hep saklanıyor.
Kameranın arkasında duruyor. Ben diyorum ki Gülben Hanım, hadi Gülben Hanım ama ne olur ben gözükmeyeyim. Evet. Bu da onun ama bu olanağı bize sağlayan tabii ki Zeytinburnu Belediyesi ve Gülmen Hanım'a teşekkür ediyorum. Ayrıca en büyük teşekkür onlara zaten bize bu fırsatı verdikleri için, evet. Bu fırsatı sundukları için. Tabii ki bu arada eski kültür müsteşarı Ömer Arsoy müsteşarı ve şu anki belediye başkanımız Ömer Arsoy Bey'in de kültüre olan şeyi merakı ve ilgisi de evet. Bizim için önemli bir destek değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Çok kültür ve sanatımız bu şekilde sanata ve kültüre değer veren yöneticilerimiz sayesinde bir anlam kazanıyor. Var olan şeyleri de daha çok ortaya çıkarıyor hocam. Bir evet. Sürü var ama evet. Belli değildi. Evet. Aslında hocam yine biraz bu hani tasavvufi bir patchwork çalışması gibi oldu ama evet. Yani biliyorsunuz hocam Allah güzeldir, güzel olanı sever. Tabii yani ki. Böyle doğaya baktığımız zaman işte çekim bir şey göremiyoruz değil mi hocam? Yani kesinlikle. Dağları gözlediğimiz zaman çiçekleri, böcekleri, işte kainatı her bir köşesi aslında ne kadar büyük bir sanat evet. Eseri olduğu, ne kadar ince yaratıldığı. İlahi bu, ressamın elinden çıkmış bir tablo. Evet. Bizler de evet. Onun yarattığı evet. Bir eser olarak bir eser ortaya koyduğumuz belki o yaratıcının da hoşuna gidecektir diye ben ümit ediyorum hocam. İnşallah. Yani. İnşallah. Tabii ki çalışmalarımıza maneviyat katmak da güzel bir şey. Yani buradaki üretimler, bu eserler bence hem insan ruhunun zenginliğini, içindeki o kaliteyi, zevki, sanatı, üretme isteğini ortaya çıkartan, tezahür eden örnekler bence hocam. Evet. Hocam gerçekten bir de bu kursların böyle açılması falan her açıdan bakın. Geldiğimizden beri neler konuşuyoruz. Her şeye değiniliyor. Evet. Gerçekten dop dolu geçiyor. Boş boş durana kadar bence bunun inşallah şu pandemi güzel geçer ya da geçmese de yani önce kurtuluruz inşallah. Medyadan falan bu şekilde yani hanımların tabii. Depresyona girmemeleri için tabii. Harika bir şey bunlar. Dün yine bir söz paylaşmıştık. Yine o doğrultuda biz bu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Sizin sözlerinizin üzerine söylüyorum bunu. Kaliteli insan işiyle boş insan kişiyle uğraşır. Çok biz doğru. Burada hiç kişiyle uğraşmıyoruz. İşte sizin de söylediğiniz gibi hep faydalı şeyler konuşarak, üreterek geçiriyoruz zamanımızı. Bilgiye açın, aç. Şimdi iki parçayı dikti. Hikayede paylaşmak üzere bir şey ister misiniz? Sağ olun. Hocam kısa bir şey alalım mı? Hikayede paylaşmak için eğitim devam ediyor diye. Bir dakika içerisinde böyle 30 saniyede olabilir. Konuşma falan evet, mı? Evet, evet, evet. Küçük bir şey hikayemizle paylaşacağız. Tamam. Yani şey, eğitimle ilgili bir mesaj. Tabii bizler işte onu söyleyeceğim. Tabii tabii, aynen aynen. Eğitim devam ediyor diye. Siz ya. Bana işaret edin. Ben tabii tabii edeceğim. Şu an kadın evsiz logosunu almaya çalışıyorum. Şuna varmış. Tamam hocam. Böyle yapınca başımı sallayınca başlayabilirsiniz. Sevgili hanımlar merhaba. Bizler bugünkü çalışmamızda şöyle makasımızı ve kalemlerimizi koyabileceğimiz bir makaslık yaptık. Bir de şu anda yapımı devam eden İğnelerimizi koyduğumuz bir iğnelerlik yaptık. Yeter, sağ olun. Güzel oldu. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Tekrar gösteriyorum şurada. İki parçayı yanlarından çırpma dikişle tutturdum. Tamam. Dikişin hiçbir özelliği yok. Sadece evet, bakın bir de evet şeye dikkat edin. O ortana, evet, ortana. Hayır, kare taraftan. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Ters çevirdim. Bir de şöyle yapıyorum.
Bu değil. Tamam mı? Şu değil. Ondan sonra da bu şekilde yaptıktan sonra bu 5.5'a 5.5 kestiğim parçayı şöyle ineleyelim. Şöyle bakın, şöyle göstereyim. Biye gibi duruyor. Ben bunları nasıl oldu? Evet, bu şekilde. Şimdi göstereceğim. Bu şekilde, şimdi önce anlatıyorum. Kıvırarak elde çırpma dikeceğim bunları. Dört bir kenarını da. Yine dikişimi yaparken alttaki parçaya tutmamasına dikkat edeceğim. O dikişi de dört bir kenarı dikeceğim. Yani şu görüntü olmuş olacak. Arkasına da aynı işlemi uygulayacağım. Bir de ben size bir fikir daha vermek istiyorum. Bu tekniği çalışırken bu iğne derli. Şu ortaya koyacağınız parçayı, mesela bazı desenli kumaşlar vardır. Mesela örneğin diyelim ki şöyle bir nazar boncuğu var. O kısmı kesip buraya dikebilirsiniz. Şu çantamı verebilir misiniz? Onun içindeki iğne derlikte daha iyi göreceksiniz. Bakın ben mesela bir çiçek motifini burada şöyle keserek, ortasına denk getirerek böyle kullandım. Diktim. Mesela evde bir nakışınız vardır, eski evet, bir evet. Veya dantel parçası vardır. Bu ortada kullanabilirsiniz. Çok ya da kumaştaki bir çiçek motifini. İşte yani, evet, bunun gibi. Evet, bunun gibi o şekilde de aklınızda olsun, kullanabilirsiniz. Şimdi şurada ben kenarların nasıl tutturulduğunu göstereceğim. Şöyle katladım. Tekniğim altın üstü. Büyük makası alabilir miyim? Şuradan bakın. Şöyle düğümlemek istiyorum alta. Şu şekilde. Alt parçaya tutturmadan çıkma olarak. Ama orayı gizliyorsunuz. Hı hı. Ben de dedim şimdi o şey ne olacak? Şuraların görüntüsü. Bayağı ince işçilik var ama hocam orada. Kenar çekiyorsun. Evet. Ben dantelini tuttursak olmaz yine. Mecbur böyle. Ya yine dantel değil de daha farklı bir maşa iğne dersin. Dantel biraz sıkıntı oluyor. Ama böyle sakin olması da çok şey dedim ama kısa bir sürede böyle güzel her şeye hani
sırf bunlara değil yani başka şeylerde de kullanabileceğimiz şeyler. Yani işimize yarar şeyler. Aynen aynen. Hani günlük hayatında da hani. Yani öyle çok... bazen sık öğreneceksin de değil, ama işte o zaman yarayacak. Bir de hocam şöyle lastikli falan oluyor geçiyor böyle iğneden. Yani böyle kolay hemen böyle toplayayım. Öyle yaptınız mı hiç öyle şey? Öyle bileğe geçen değil de ben Kırk Yaman'ın tek taşı dediğim bir iğne denlik var. Pırlanta tekte. Onu da size göstereceğim. Evet, o çok güzel ve yapımı da çok basit, çok kolay bir şey. Onu da daha biraz teknik çalışalım. Ondan sonra yine onları da sizinle paylaşırım. Hocam, ben çıkayım çünkü bir iki daha işlerim var benim. Tamam, tabii sizin ki. Sizin de herhalde toparlıyorsunuzdur. Evet. Oo, yatımıza taktığınız da çok güzel. Ona iğne falan saçıyor musunuz? İğne makas. Tabii var. Getir onu göstereyim. Getir sanki şey ama. Getir şey, şurada duruyor. Getir şunu. Şöyle öyle o. Sıcak komple. Bak devam ediyor mu? Gidiyor mu? Evet, tamam. Evet. Yani bu ürünü tamamlayınca kadar çekiyoruz ki hocam. Ha, tamam. Birazdan bizim sayfamızda arşiv olarak bizde olsun. Olacak mı? Şunlar da getirin anlatmıştır iğne saplama yani iğne denlik. Şunlara makasınızı koyabiliyorsunuz. Bu da sonlar bizim sayfaya. Evet, şurada da yine mezuranızı koyabiliyorsunuz. Yine burada da şeyleriniz, işte dikiş malzemeleriniz neyse elinizin altında olması gerekenler. Çünkü bir şey dikerken ben çok aramıyorum. Evet, kardeş oldu. Onu nereye koydum, bunu nereye koydum derken çok zaman kayboluyor. Rahmetli anneciğim meraklı bir kadın. Böyle hani o ip sarmaktan bahsettik ya, işte yapmış olduğumuz kazaklar, şapkalar, atkılar. Evet. Ama bunun ötesinde şöyle bir özelliği var hocam. O bizim hani şark köşesinde tabir ettiğimiz oturma grupları vardı ya, yine Rumeli evlerinde ya da Anadolu'da. Onu kendisi mangozdan ağaç alıp çakıp içini samanla dolduran, etrafına da o güzel kumaşlarla bezeyen ve hatta onu yapan o marangoz usulünü bile şaşırtan bir kadıncağız. Bir özelliği daha var hocam, belki de siz de şaşıracaksınız. Köyde bu ipek böceğini yetiştiriyor hocam, işte o dut yapraklarıyla vesaire. Evet. Ardından işte o böcekler büyüdükten sonra onları kaynatıp ipliğe çevirdikten sonra kendi elleriyle ipek gömlek babama. El dokuması. El dokuması da yapmışlar. O duruyor hala. Evet, ne kadar güzel. Ne değerli kadar bir şey mesela bence. Daha önce de hem el emeği hem taşıdığı manevi değerin yanında el emeği. O kültürümüze ait bir sanat. İpek böcekçiliği ve dokuma sanatı. Yani insanlar istediği zaman aslında belki de çok teknolojik ya da endüstriyel bir şey olmasa bile eski zamanlarda o ipleri eğirip ya da ipek böceğinden iplik ortaya çıkartıp ipek gömlekler dokuyacak kadar. Ama doğal ve sağlıklı olanı da o zaten. Neyim şimdi hocam? Hani endüstride dokunulan dokumaların birçoğu zaten çok olarak sağlıklı değil mi hocam? Yani sağlıklı normalde olarak sentetik malzemeler kullanılıyor. Ayrıca boya işlemlerinde çoğu boyalar kanserojen, yani bir sürü hastalıkları neden olabiliyor. O açıdan onlar her anlamda değerli. Benim bir projemde kendi kültürümüze ait bu el dokumalarını işlerimde kullanarak hem Kırk Yaman sanatına uygulamak hem de bu sanatı icra eden ustaları yaşatmak. Bu anlamda da işte ülkemizin Amasya'ya gittim. Amasya el dokumalarıyla yaptığım çalışmalar var. Gaziantep'in kutlu dokuması, yine o da bir el dokumasıdır. Onunla yaptığım, hatta sabahki mini sergide gösterdiğim kırmızı çanta Amasya'nın kutlu dokuması. Buna benzer geçen sene Bayburt'a gittim. Bayburt Üniversitesi'nde Selim Ataner dokuma hocası. Orada kadınların dışarıya çıkarken giydikleri bir sokak kıyafeti var, geleneksel ehram denilen.
O ehramı satın alarak elbise yaptım. Bir de kullanılmış bir ehramın parçalarını hocamız bana hediye etti. Dedi hani siz bunu değerlendirirsiniz. Ben de o parçalardan bir %100 doğal olduğu için sap, tabii ki zaman içerisinde güveler yemiş, delikler vardı. Yine çocukluğumdan hatırladım. Kapalı çarşıda örücüler vardı. İşte eskiden giysiler tabii ki atılmazdı öyle ufacık bir şey olduğunda. Örücüye götürülüp ördürülürdü. Ben de o örücüleri buldum. Hem yine onlara da işte çevremde söyleyerek o sanatın yaşamasını sağlamaktı. O güveyi yiyen yerleri tekrar tamir edip o parçalardan bir ceket yaptım. Yani bu işin ruhunu yansıtan, işte Kırkyama'nın tarihçesini anlatırken işte atalarımız eskiden eskiyen giysilerin nispeten yeni kalan yerlerini işte biriktirirlermiş. Ben de bu anlamda öyle bir şey, ehramın eskiyen parçalarını değerlendirerek ceket yaptım. Şu anda bu yenilik yavaş yavaş herhalde hocam bitmek evet üzere. Şimdi evet alt kısmını ben biz yavaş yavaş kendileri de icra etmeye başladı hocam. Yani evet. Şu keserek, alt parçaları kısmını şöyle geçeyim ve tersinden çeviriyorum. Yine bu arka kısımda yine 5,5'luk bir parçayı siz daha sonra dikersiniz. Eskide olduğu gibi zamanımızı hani iyi değerlendirmek tamam. Açısından. Şöyle bir miktar. Elyafın etsi bu kadar mı? Yeter. Artık sonra siz ilave edersiniz. Şöyle önce bir çubuk yardımıyla köşelere yerleştiriyorum. Şu köşeyi de... Hocam pamuğun ağzımızdan çıkmasıyla herhalde daha sağlıksız giyecekler ya da evet, kanserojen maddeler içeren boyalı giysiler. Evet. Burada pardon sözünüzü mü kestim? Rica ederim. Yok buyurun hocam buyurun. Bir küçük sürpriz iğnedenliğin lavanta konulmasını istiyorum. Bu arada lavantanın faydalarını biliyor musunuz bilmiyorum. Lavanta insana yaşama sevinci verir. Yani stres topu gibi bunu şey yaptığınızda size o gelen koku yaşama sevinci bir de unutkanlığı önler. Şöyle ben fazla gidip hepinize vereceğim buradan. Siz de iğnedenliklerinizin içerisine koyarsınız. Şöyle koydum. Diğer el yapımı da ilave ediyorum. Tabii ki şu şekilde bu kısmı da çıkma, şöyle iğneleyeceğim ben. Hocam benim aklıma şöyle bir şey geldi o lavantayı görünce. Benim iğne damlığım yok ya da iğne damlık belki kullanmayacağım ama arabamın aynasına böyle bir lavanta kokan
bir ufak torba asmayı düşünüyorum hocam. Yani evet, işte aksesuar olarak hem de güzel koku versin diye ama az kullanacağım ki uyumayayım. Aksesuar olarak ama bir de işlevsel, işte trafikte gidiyorsunuz, malum İstanbul'un trafiği, insanlar her zaman sakin olamıyorlar. Modu evet yüksek olamıyor. İşte o enerjinizin düştüğü anda şöyle bir iki dokunuşla o kokuyu hissetmeniz size yine enerjinizi yükseltecektir. Bu şekilde inedenliğimizi bitiriyoruz. Bozmuyorum hocam. Karışık gibi duruyor mu? Torunuma şey, bebek yastığı. Evet. Hatıra kalacak bu. Kenarlar kadifeden güzel olur. Kenarlar kadife olsun. Bu da dikimi zor olur herhalde. Kadife'ye en dedik.